yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Evet, bugünkü video konumuz arkadaşlar çarpanları ayırma ve özdeşlikler geliştirici test 7. Birinci soruyla çözüme başlıyoruz. A küp artı 4 sıfıra eşitse A kare artı 2A artı 4 çarpı A kare eksi 4'ün değeri kaç eşittir? Şimdi bize verilen ipucu da artı 4'ü karşı tarafa gönderirsek A'nın küpü değeri eksi 4'e eşit olacak. Şimdi ben çarpma işlemini yaparsam arkadaşlar her bir terimi diğer terimlerle çarpacağım. A kare ile A kareyi çarptığım burası A üzeri 4 eksi a kare ile 4'ü çarptım. Eksi 4 a kare. Tek tek çarpmaya devam ediyorum. 2a sayısıyla a kareyi ve eksi 4'ü çarpacağım. Burası artı 2 tane a'nın küpü. Eksi 8 tane a eşit olacak. Son olarak 4 ile de diğer ifadeleri çarparsak burası 4 a kare eksi 16. Düzenliyorum arkadaşlar. Şunlar birbirini götürecek. Geriye a üzeri 4 artı 2 tane a küp eksi 8 a eksi 16 kalacak. a üzeri 3 gördüğümüz yerlere eksi 4 yazacaktık. Şu a üzeri 4'ü de ben a küp çarpı a şeklinde yazabilirim. Artı 2 a küp eksi 8 tane a eksi 16. Ben şimdi a küp gördüğüm yere eksi 4 yazarsam burası eksi 4 tane a eşit olacak. A küp gördüğüm yere eksi 4 yazdım. 2 ile çarptım. Burası eksi 8. Eksi 8 A eksi 16. En son düzenlediğim zaman eksi 12 tane A kalacak. Eksi 8 ile de eksi 16'yı topladık. Burası eksi 24'e eşit. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Edirne seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar. A eksi 1 bölü A değeri 4'e eşit. Bizden A üzeri 4 eksi 18 tane A kare artı 17'nin kaç eşit olduğunu soruyor. Şimdi bana verilen şu 4. dereceden ifadeyi ben A kareye A kare 17 sayısında eksi 17'ye 1 şeklinde yazabilirim. Çarparsak 17 toplarsak eksi 18 ortadaki ifadeyi veriyor. O zaman ben bu ifadeyi a kare eksi 17 çarpı a kare eksi 1 şeklinde ifade edebilirim. Şimdi şurayı birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Bize verilen ipucuda şurayı çarparsak yani orası a kare eksi 1 bölü a değeri 4 eşit işler dışlar çarpımı yaparsak a kare eksi 1 değeri 4a'ya eşit olacak. Şimdi burası a kare eksi 17 çarpı a kare eksi 1'di. Yani ben bu ifadenin yerine 4a yazabilirim. Şimdi yine şurada bir işlem yapacağız arkadaşlar. Ben şu eksi 1'i karşıya gönderirsem a kare gördüğüm yere 4a artı 1 de yazabilirim. O yüzden ben şu birinci ifadede 4a artı 1 yazdım. Bundan 17 çıkartacağım. Ve bunu 4A ile çarpacağım. Burası da 4A eksi 16 çarpı 4A olacak. 4A içeriye dağıtırsam burası 16 tane A kare eksi 64A olarak bulunabilir. En son A kare gördüğüm yer arkadaşlar tekrar 4A artı 1 yazıyorum. Eksi 64A. 16 içeriye dağıtırsam burası 64 tane A olacak. Artı 16 eksi 64 tane A sayısı. Bunlar birbirini götürecek arkadaşlar ve geriye en son 16 kalacak. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. A sayısı 85 bölü A eksi B eşit. B sayısı 59 bölü B eksi A eşit. Bizden A ile B'nin toplamının pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şurada paydaşlarsam burada da yine paydaşlarsam şu birinci ifadeyi A eşittir. 85 eksi A çarpı B bölüm A şeklinde yazabilirim. İkinci ifadeyi yani B sayısını 59 eksi A çarpı B bölü B şeklinde ifade edebiliriz. Ben bir ve ikinci denklemlerde yine içler dışlar çarpımı yaparsam birinci ifade A kare eşittir. 85 eksi A çarpı B olacak. İkinci ifade B'nin karesi 59 eksi a çarpı b olacak. Şimdi şu ikinci ifadeyi eksiyle ile çarpıp taraf tarafa toplarsak a kare eksi b kare değeri 85'ten 59 çıkarsa arkadaşlar 15'ten 9 çıktı 6. 8'den elde almıştık 7 kaldı 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Eksi A B ile artı A B birbirini toplayacak ve birbirini götürecek. O zaman arkadaşlar A kare eksi B karenin değeri 26 bulundu. Şimdi ben burada A eksi B ile A artı B'nin çarpımı şeklinde buraya yazabilirim. Bunun değeri de 26'ya eşit. Şimdi şöyle yapsak. Yani A artı B'nin değeri. 26'nın çarpanları 13 ve 2 olduğundan ben bunu 13'e eşitlesem a eksi b diye 2 diyebilirim. O zaman a ile b'nin toplamı arkadaşlar şıklarda 13 olduğundan dolayı yani a artı b toplamı 13 olabilir. x kare eksi 7 x eksi 20 sayısı sıfıra eşit. Bizden x eksi 3 çarpı x eksi 9 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4'ün değerinin kaç eşit işte olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda bir tüyo vereyim. Kesinlikle arkadaşlar şu ifadeyi oluşturabilmemiz lazım. Yani ben şu eksi 20'yi karşıya atayım. Yani siz x kare eksi 7 x'i bulmanız lazım ve bunu bulduğunuz zaman siz onun yerine 20 sayısını yazabilirsiniz. Peki hangi ifadeyle hangi ifadeyi çarparsak x kare eksi 7 xler gelir arkadaşlar. Genelde de birinci ile sonuncu ikinci ile de üçüncü olacaktır arkadaşlar. O zaman ben şurada yer değişikliği yapıyorum. x eksi 3 çarpı x eksi 4 ilk önce bunları çarpacağım. Çarpı x eksi 9 da x artı 2'yi çarpacağız. Şimdi burada çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar burası x kare eksi 4x aynı şekilde şu eksi 3'ü e değerlerini çarparsam eksi 3x artı 12 olacak. Birinci çarpma işlemimizi yaptık. İkinci ifadeyi çarparsak arkadaşlar x kare artı 2x eksi 9'a çarpıyorum. Eksi 9x eksi 18. Düzenlersem burası x kare eksi 7x artı 12 eşit çarpı burası da x kare eksi 7x eksi 18'e eşit olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu x kare eksi 7x'in değeri 20 eşitti Yani burası 20 artı 12 olacak. Burası da yine 20 eşit 20 eksi 18 olacak. 20 ile 12'yi toplarsak burası 32 çarpı. 20'den 18'i çıkarttık. 2 ve bu çarpma işleminin sonucu 64 olarak bulunur. Cevabımız edinme seçeneği olacak. Evet. Bir başka sorumuz arkadaşlar. A ile B'nin toplamı 5 bölü 2'ye eşitse A küp artı B küp artı 15 bölü 2 çarpı A çarpı B eksi 53 bölü 8'in değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar öncelikle burada bir payda işleyelim. Paydayı 8 yapabilmek için ben şunları 8 ile çarpıyorum arkadaşlar. Şurayı da 4 ile genişletirsem. Yani düzenlenmiş şekli ne olur arkadaşlar? 8 tane A küp artı 8 tane B'nin küpü 4 ile 15'i e çarparsak burası 60 tane AB olacak. Eksi 53 bölü 8. Şimdi şu 8 ile küp arkadaşlar aslında 2A'nın küpü şeklinde yazılabilir. 8B'nin küpü dediğimiz ifade de 2B'nin küpü şeklinde yazılabilir eksi eksi değil tabii ki artı 60 tane a çarpı b eksi 53 bölü 8. Şimdi şurada küpler toplamını arkadaşlar ben şöyle yazabiliyordum. Öncelikle aradaki işlem artı olduğundan dolayı bunları bir topluyorum. 2a ile 2b'nin toplama şeklinde yazdım. Çarpı diyorduk. Birinci tabandaki sayının karesi yani 4a kare eksi diyoruz. Artı varsa burada eksiyle başlıyorduk. Tabandaki sayıları çarparsak burası 4 tane a çarpı b. Artı ikinci tabandaki sayının karesi. Burası da 4 b kareye eşit. Bu küpler toplumunun farklı bir yazılışı arkadaşlar. Ve ben artı dedim. 60 tane a çarpı b eksi 53 bölü 8. Şimdi öncelikle bana verilen şu ifadede eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarparsam ikiler birbirini götürecek. 2 tane A ile 2 tane B'nin toplam arkadaşlar 5'e eşit olacak. O zaman e, bunun değeri arkadaşlar 5'e eşit. Öncelikle şöyle yazalım. 5 çarpı. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Ben her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi 4A kare. Artı birinciyle ikincinin çarpımı iki katı 8 tane AB sayısı. Artı ikincinin karesinden 4 tane B'nin karesi eşittir. 25 olur. O zaman ben şu ifadeyi karşı yatarsak. 4 tane A kare artı 4 tane B karenin değeri. 25 8 tane A çarpı B'yi eşit. Ben şurada. Onu da yerine yazarsam 4a kare ile 4 tane b karenin toplamı 25 eksi 8 tane ab. Bir de arkadaşlar burada eksi 4 tane ab sayısı vardı. Artı 60 tane a çarpı b eksi 53 bölü 8. Ben şu 5'i içeriye dağıtırsam burası 125 eksi. Eksi 8 ab ile eksi 4 ab'yi topladım. Eksi 12 tane onu da 5 ile çarparsak eksi 60 tane a çarpı b olacak. Artı 60 tane a çarpı b eksi 53 bölü 8. Eksi 60 ab ile artı 60 b birbirini götürdü. Geriye 125 eksi 53 bölü 8 kaldı. 125 sayısından 53 çıkarttığımız zaman 72 kalır. 72'yi de 8'e böldüğümüz zaman doğru cevabımız arkadaşlar 9 olacak Bursa seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. x kare artı 5 eksi eksi 7 sıfıra eşitse bu ifadenin değeri kime eşittir diye sormuş. Şimdi şurada arkadaşlar çarpanlarına ayırırsak x'e x çarptığımız zaman x e 6 topladığımız zaman biri veren sayı artı 3'e eksi 2. İkinci ifadeyi x'e x burayı da yine eksi 5'e artı 2 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Alt tarafa geçtik burayı da x'e x eksi 5'e eksi 2 şeklinde ayırdık. Birinci ifadeyi düzenlersem aslında burası x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı. İkinci ifade x eksi 5 ile x artı 2'nin çarpımı. Alt tarafta x eksi 5 ile x eksi 2'nin çarpımı şeklinde yazılabilir. Dikkat ederseniz x eksi 2'ler birbirini götürdü. x eksi 5'ler birbiriyle sadeleşti. En son x artı 3 ile x artı 2'nin çarpımı var. Burada çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar burası x kare artı 2x. 3 sayısıydı. 3 sayısıyla da tek tek bunları çarptığım zaman 3x artı 6 olarak bulunur. En son düzenlersem x kare artı 5x artı 6 şeklinde olacak. Şimdi bana verilen ifadede Eksi 7'yi karşıya attığım zaman x kare artı 5x'in değeri 7 olarak verilmişti. Bu ifadeyi şurada yerine yazarsam burası 7 artı 6 13'e eşit olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.